Beyi aç mı? Bir içi geleneksel olarak düşündüğümüz takdir itibariyle belli başlı semtlerimizde bu uygulamalar yapılıyor. Mesela ofis için yapılan hizmetin yarısı bu çevreler için yapılsa, bu çevreler daha geniş, daha esnek kullanıma sahip. Hem ağaçlandırma yönünden, park yönünden, kaldırım yönünden pek fazla bir işlem bulunmuyor. Bu konu hakkında çalışmalar yapılması lazım, haddinden fazla ama. Yani yaklaşık 26 yıldır Diyarbakır'dayım. Değişik ülkelere de gittik geldik. Hani sadece Diyarbakır'la ilgili sorun değil ama yani bazı ülkelere baktığımız zaman Türkiye geneliyle bayağı bir basit kalıyoruz bu tür konularda. Hep örtbas ediliyor. Ufak tefek detaylar değinip geçiliyor ama halbuki üzerinde durulması gereken konular bunlar. Buradan millete, devlete sesleniyorum, belediyeye sesleniyorum. Burada kaldırma yapsın. Ondan sonra bu çukurları kapatsınlar. Valla buranın için işte kaldırımları istiyoruz. Çocuklarla gidip geliyoruz. Kalanzonların ağzı açıktır, korkuyoruz. Bu işte 5 yıldır burada oturuyoruz. Otopezle belediyenin de gidip gelmiyor. Çok zorluk çekiyoruz. İşte böyle yoktur gece ışıklandırması. Tabii çok zorlanıyoruz. Hani ne bileyim, şimdi bundan sonra kıştır. Kardır, yağmurdur, yağacak. Onlar da kapanmamış, açıktır. İşte kaldırımların erken yapılmasını istiyoruz. Onların görünmüyor, ışıklar olmadığı için mesela çocuklar, 2-3 tane daha ufak çocuğum var. İnsanın elinde içine girebilir. Her gerekli tedbirler alınsa iyi olur yani, memnun olursun. Valla bu kadar. Hemen işte acil arabalar da hani otopezle gidip gelse, gidip gelmiyorlar bizim bu caddeden.